karakterlerinin kaderi vardır. Evet. Ertan Bey. Söylersin inanırlar ya da inanmazlar. İnanma, münkirin çok olacak. Şimdi bunu biz mesela şöyle derler. Evliyanın münkiri ne kadar çok olursa makamı o derece yüksek olur. Şimdi toplum kanaat önderleri içinde bu. Yani ben popülist olayım. İnsanların istediği yerden konuşayım. Oradan çalayım. Devamlı istedikleri Kürdili icazkar. Yok kardeşim, ben bugün size sabah makamında okuyacağım. Acı reçete vereceğim. Rasta gireceğim. Bazı acı da bilmeniz lazım bunları. Bizim nüfusumuz çoğaldı. Bütün dünya bundan korkuyor. Ne diyorlar bize Avrupalılar? Nüfusunuz çok, borcunuz çok diyorlar. Ki genç nüfusa sahip olmaları en büyük yaraları. Değil borcumuz mi? Bitti. Şimdi bir başka borcumuz. Ya özel sektörün borcu. Lan git. Yani özel sektör yoldaki gezen kamyonun, otobüsün aldığı, verdiği, ödediği borcu niye yazıyorsun deftere? Yani suyu bulandıran kurtla kuzunun hikayesi gibi. İşte ellerinde 3 tane kredi notu kuruluşu var. Bunlardan seni terbiye etme. Bunlar da siyasi kararlar. Şimdi inşallah bakın bu, ya şu programlarımız çok önemli. Ufuk ve vizyon programları bunlar. Biz bir D8 bahsini çalışalım. Bir D8'lere T7'yi ilave edelim, 7 Türk Devleti'ni. Yemin ediyorum bunu geçen Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı niye D20 olmasın demiş. Çok önemli bir şey. Ben diyorum ki biz şunu 15 yaptığımız zaman bu D45 olacak. Orada gördüğümüz o Afrika'nın tamamı mülhaki olacak.